American delegation is coming here. Are you worried about it? Will you be seeing them? Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz? Yok. Niye endişeli olur? Why would we be concerned about it? What will you be saying to them? Ne, onlara neler diyeceksiniz? Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşüyor. They will be talking there. Kendilerine tehdit olarak düşündükleri örgütlerin tepelerine yüzlerce, binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip binenler Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesindeki oluşumlara seyirci kalmasını talep edemez. Hep söyledim. Benim 911 kilometre sınırım var. Senin Suriye'yle ne sınırın var? Ne alakan var? Sen imkanların el verdiği için rahat rahat gelip buraya giriyorsun. Her türlü silahı buraya uçak hariç getiriyorsun. Para ise para veriyorsun. Güya DAEŞ'le mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DAEŞ'le bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. Ya DAEŞ'le siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz? Kaç tane DAEŞ'liyi yok ettiniz? Veya DAEŞ'liyi nereye sevk ettiniz? Ortada hiçbir gerçek, kabullenilebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, hangi işbirliklerin içine girdiğini, kime hangi imkanların sağlandığını teker teker tespit ediyor, kaydediyor. Artık hiç kimsenin DAEŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi de bugün DAEŞ'la birlikte hareket ediyor. Suriye ve Irak'taki DAEŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan maskelerini indirip zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımıza çıkmalarını özellikle talep ediyoruz. Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de biz bunların PKK'lı olduklarına dair bir işaret görmedik diyenler kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri ellerle karıştırıyorlarsa, çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız. Ama şimdiden ilan ediyoruz ki, hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacaktır. Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika'nın bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını da özellikle gündeme getirmek istiyorum. Zira şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Herhalde bunun da üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Madem ki takke düşmüştür ve kel görünmüştür,
Öyle bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiş demektir. Değerli arkadaşlar, son dönemde yaşadığımız gelişmeler bazı hakikatleri bizimle birlikte dünyaya da tüm açıklığıyla göstermeye yetiyor. Karşımızdaki teröristlerin görünürdeki PKK, PYD, YPG, DAEŞ, FETÖ, DHKPC kimliklerinin gerisindeki güçleri artık hiçbir şüpheye mal olmayacak derecede tanıyoruz. Bu terör örgütlerinin hepsinin de parayla veya çeşitli çıkar ilişkileriyle alınıp satılan, ihtiyaç duyan herkesin tepe tepe kullandığı, işi bitince de buruşturup attığı veya bir başkasının kucağına bıraktığı zavallı yapılar olduğunu zaten biliyor. Ama onlarla baş etmeden asıl sorunları çözemeyeceğimiz de ortadadır. Anlaşılan o ki bazıları önce tüm olmazları denemeden, tüm hatalara düşmeden doğruyu bulamıyor. Bu arayış döneminin maliyeti ise herkes için çok ağır oluyor. Bununla birlikte şu gerçeği de görmek zorundayız. Hemen yanı başımızdaki koskoca bir coğrafyada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı şu anda devam ediyor. Bunlar henüz ilan edilmese bile bunları biliyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade etmemiz gerekiyor ki birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Peşinen ifade edelim. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yok. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun kalkma, nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.